Herkese yeni bir vlogdan daha merhabalar. Bugün yine hangardayım. Bu sözü kaç kere söyledim bilmiyorum bu kanalda, yani onlarca video vardır. Ama bugün hangarın yeni salonundayım. Size bir salon turu da yapmak istiyorum arkadaşlar. Hangarla yaklaşık olarak 4 sene falan oldu. Biliyorsunuz ki saçımın her şeyini onlara emanet ediyorum neredeyse. Kesiminden boyasına, bakımına kadar. Murat ve Serdar'ı zaten çok seviyorum. Artık bizim ilişkimiz aslında kuaförlükten de çok farklı. 4 senelik neredeyse bir dostluğumuz var. O yüzden o kadar mutluyum ki şu anda onların böyle hayallerindeki gibi bir salona geçmesi, işlerini büyütmesi beni gerçekten çok mutlu ediyor. Öncelikle salonda en çok sevindiğim şeyler biri galiba otopark sorununun artık hiç olmaması. Çünkü kendilerine ait bir park yeri, hatta valeleri var. Şöyle bir girişleri var. Bugün de hava çok güzel. Ya bu tabelayı hep eski yerinde gösteriyordum. Şimdi salona giriş yaptım. Bir tane lobimiz var artık. Diğer salon çünkü bayağı bir küçüktü aslında. Buranın 1/4 kadar falandı. Murat da geldi. Bu arada maskesiz geziyorum ama etraftaki herkes maskeli, sizinle konuşmak için takacağım birazdan, hiç merak etmeyin. Şimdi burası lobimiz. Gel beraber tanıtalım bence. Lobimiz. Bu alt kat ne? Alt katta tesettür bölümümüz var. Ha, tesettür. Evet. Artık tesettür bölümü de açıldı bu arada arkadaşlar. Ofisimiz var ondan sonra. Hangara eklenen yeni bir özellik de tesettür bölümünün açılması, çünkü sorulan bir şeydi. Burası bekleme alanımız. Bekleme alanımız. Misafirlerimizin yanında annesi olabilir, arkadaşı olabilir. Geldiği zaman çok çok daha rahat. Bu arka tarafta da iş kaldığı için çok belli olmayabilir ama misafirlerimiz beklerken. Işıklı olduğu için ilk defa gördüm, biliyor musun? İkinci gelişim bu arada benim. Bir de şuradakileri de bana söyler misin? Alaçatı ve Bodrum yazıyor yeni planlarınızı. Kısmet olursa bu yaz Alaçatı ve Bodrum'a bir şuralar içiyoruz. Bodrum'a daha kalıcı düşünüyoruz. Yaz kış düşünüyoruz. Yani Bodrum'daki ve Alaçatı'daki izleyicilerim, hangarı seviyorsanız haberiniz olsun. Hangar Bodrum ve Alaçatı'ya da geliyor. Bodrum'a da kalıcılaştırmayı düşünüyorlarmış. Ben yine size gelişmeleri paylaşırım. Şimdi burada şöyle bir ayrı salonumuz var. Makyaj, kalıcı tırnak yapıyorsunuz, jel tırnak yapıyorsunuz. Yani aslında bir sürü hizmet eklendi. Çünkü daha önceki salonda aslında sadece saç yapıyorduk. Kesinlikle saç. Yani saç yapıyorduk. O yüzden hani gelip de saçınızı, tırnağınızı falan aynı gün yaptırıp burada da balkonumuzu da büyüttük. Ay balkonu, bak o küçük balkonda çektiğim şeyleri zaten hatırlıyorsunuz. O storyler, o vloglar vesaire. Burada çok keyifli bir de balkon yapmışlar. Hatta ufak bir spoiler, daha da büyüyecek belki. Kesinlikle. Şurada bir boş alanımız var çünkü yazın o kadar keyifli olacak ki. Yani ben hangarın o küçük salonunda saatlerimi geçirdim. Burada herhalde ben birazcık beni zor çıkartırsınız. Ben sana söyleyeyim. Böyle geçtiğimiz zaman. Sol tarafta müşteri lavabomuz var. Yıkama yerimiz var. Burası. Ay ferah ferah. Burada iki burada yıkama sehpalarımız var. Burada böyle bir aynamız. Çok rahatsız etmeden müşteriye şöyle çekeyim. Yani gelen hatlarıyla böyle arkadaşlar. Şimdi sana da soru cevap yaptığımda gelmişti. Şimdi yeni bir salona geçtiğimiz, evet, daha büyük. Fiyatlarda bir artış olacak mı? Ya, bu çok merak edilen bir şey. Evet, bize de çok soruyorlar bunu. Fiyatlarda bir artış olmayacak. Fiyatlar tamamen aynı. Aynı kalıyor fiyatlar. Zaten hangarherak.com'da fiyat listemiz de var. Oradan da ulaşabilirsiniz. Eskisi gibi fiyatlar aynı. Herhangi bir değişiklik yok. Valla çok aşırı güzel olmuş gerçekten. Arkadaşlarımın bu şekilde bir yere geçmesi, yani hem aslında onlara saç yaptıran bir müşteri olarak beni çok mutlu ediyor. Onun dışında arkadaşlarım oldukları için de böyle bir şey yapmaları gerçekten beni çok gururlandırıyor. Elimizi kattığı zaman düzelebilirsin. Şöyle şöyle. Evet. Serdar Bey çok önemli. Menajerim bak, evet, lütfen. Ervat'ım. Saat şu anda 21.53 ama ben o kadar uyumak istiyorum ki son bir haftadır falan saat 10'da uyuyorum ve sabah böyle 10'da kalkıyorum. Ama bu beni mahvediyor çünkü gündüz çalışabilen bir insan değilim. Bütün işlerimi neredeyse gece yapmaya çalışıyorum. Uyumayacağım bugün. Uyumamak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Şöyle bir bardak kahve, kocaman. Ay, ters duruyor ekranım. İşte soru cevap yaptım şeyden, Instagram'dan cevap vermek zorunda kalayım diye falan. Bir yandan da Avrupa yakası açtım, bir yandan sizi açtım. Uyumamak için her şeyi yapacağım. Yeni bir reels çekeceğim. Bu seferki makyajda da bu kirpikleri renkli olarak kullanmak istiyorum. Bu aralar renkli ve büyük kirpikler aşırı moda çünkü. Ve ben de çok hoşuma gidiyor. O görüntüyü çok seviyorum yani. Şöyle Mac'ten, ya bu ekranı düzenlemez mi ya?
Ay ölüyorsun uykudan be Şeyda. Şu yeşil pigmenti de sample olarak almıştım. Ne oldu anneciğim? Ve hiç kullanmamıştım. Elimde de bir makyaj için bol bol var. O yüzden ben de bunu bu kirpiklerimde kullanayım dedim. Ama ilk öncesinde bunu da real şeyden gördüm. TikTok'tan gördüm. İlk öncesinde bunları güzelce boyayacağım. Ya Türkiye'de niye yok ama yani böyle bu şekilde bu yani duruşta takma kirpik renkli olarak yok yani. Hep yurt dışında oluyor ve sonra bize geliyor. Ama zaten genel olarak herhalde çok yaygın bir şey değil. Çünkü TikTok'ta falan böyle şeylere çıkmaya başladı. Nasıl yapılır falan diye. Şimdi bunu ilk önce concealer'la kaplayacağım. Bir yapıştırdım concealer'ı üstüne. Ne bileyim. Şöyle. Şimdi bunu kaplayacağız bir şekilde bakalım. Ha, süper. Kirpiklerin yapıştırıcısı çıkmış. Bayağı iyi kaplandı bence. Şimdi arkasını da bir yapmak lazım. Her tarafını yapmak lazım. Saçını boyattığınız son renk çok yakıştı. Rengin adı ne acaba? Hemen yanıt paylaşalım. Galiba benim de uzun zamandır en sevdiğim cilam o olabilir. Bir 5 kumral gibi bir şey ama daha iyi bilgi almak için Hangar'a sorabilirsiniz. Çünkü onlar bir şeyleri karıştırıp falan yapıyor. Tek bir boya konulmuyor. Cila şeklinde yapılıyor. Bir kat şimdi ona geçtik. Bir kat da diğerine geçelim. Bir kat yeter herhalde ya. Bilemedim. Bunu böyle. Ya neyle oynuyorsun? Bana da göster. Ay üf aman yapışkanlı kirpik kullansaydım keşke. Ya dedim ki şimdi ilk defa deniyorum ya olmazsa diye daha önce kullandığım bir kirpiği mahvedeyim dedim. Onu da maketten çıkarttığım için yapışkanı azalmış. Oynuyor sürerken durmuyor. Burun ucuna dolgumu yaptırdığın bir kalkıp duruyor. Öyle mi duruyor sizce? Öyle mi duruyor ya? Olmazsa başka bir makyaj fikri bulmam lazım. Çünkü full buna odaklı yaptım makyajımın kurgusunu. Şöyle şuraya alalım. Alalım. Hey! Kız bayağı varmış. Şöyle alsak. Yani çok umut vermedi bana da. Ha ilk fırçalar. Gerçi kaldırdığımda bunu güzel olabilir mi? Yani bu ne ya? Üf ama. Bıçım hızıyla deneyeceğim. Tutmayı daha kolay olacağını düşünüyorum tabii ki de. Direkt daldırsam mı ya? Soksam mı direkt içine acaba? Teknoloji tasarım dersi. Valla oldu mu oldu. Bence 10 numara. Kirpikler ve göz makyajı yoğunlukta olacak. Yüksek ihtimalle gözümde de kirpiklerimde kullandığım pigment kullanırım diye düşünüyorum. Dudakları da olabildiğince nude ve gloss yapmak istiyorum. Çünkü çok yeşil hani pek bir şey matchleyemem gibime geliyor. Belki kırmızı yapsaydım kirpikleri kırmızı ruj da güzel olabilir. Severim çünkü. Belki de öyle yaparız bir dahakinde. Bir bakayım nasıl tepkiler gelecek. Beğenecek mi makyajım vesaire. Onlar önemli. Yani bir saniye o makyajım çok beğenildiği için ikincisini de yaptım. Bu arada soru cevapları da yaptım. Link konusunu konuştum. Story izlediyseniz gördünüz. O yüzden yine aynı şeyleri söyleyeceğim. Özür dilerim ama yani daha burada hani şey bir şekilde kalsın sürekli olarak. Ben link hiç atmıyor değilim. Aslında link atıyorum ama sadece işbirliklerimde marka link at derse link atıyorum. Çünkü bir ara herkes sadece link atıyordu yani sadece link influencerları türedi ve ben özellikle o zamanlar dedim ki yok hani ben en iyisi özel hayatımla alakalı hiçbir link atmayayım. Zaten işlerine link paylaşıyorum. Çünkü öyle bir oldu ki ortalık yani link influencerları var. Günde 20-30 tane link görüyorum bir şeyden ve bu aylarca sürüyor. Yani aylarca bir influencer sadece günde 20-30 tane link atıyor. Hiçbir içerik yok, hiçbir bir şey yok. Hani dışarıdan bir izleyici olarak bile bana böyle garip gözükmüşken dedim ki hani ben ne yapsam falan. O yüzden sadece hani kendi atmam açısından da değerlendirmiyorum. Dışarıdan da bir izleyici olarak bakıyorum. İşte o soru gelmişken onu da yanıtlayayım dedim. Hatta daha sonrasında size de sordum hani ne yapayım, arada beğendiğim ürünlerimi atayım, hani nadir mi paylaşayım. Çünkü gerçekten hiç paylaşmıyorum. Ama gelmiyor da değil hani bir ayakkabı giyiyorum, linki var mı ya da işte küpeyi nereden aldın, takanı nereden aldın, hani daha no name olan şeyleri nereden aldın diye soruluyor. Tabii ki de üzerine Nike yazan koca bir tişörtü sormazsınız belki ama hani bulunur ya da bazı şeyler bulunmuyor, evet. Ya da işte kendi alıp beğendiğim şeyleri niye paylaşmayayım bakıldığı zaman
Eyvah, kim kusuyor? Ay, ne diyordum? Bakmış kustu da. Daha ne dediğimi unuttum. Kurguda keselim aynı şey diyorsan. Tabii ki de atma, işte gerek yok falan diyenler de olmuş ama böyle %20 falan. Yani 100 mesaj okuduysam maksimum 120 tanesi falan öyledir. Diğerleri de hani evet arada bir at, işte ya da git koleksiyon yap, sabit dursun ya da işte her ay sonra aldıklarını paylaş falan. Mantıklı mı? Mantıklı. Çünkü bu mantıklı bir sistem aslında. Benim böyle karşı olduğum bir sistem değil. Ben sadece hani abartılmasına çok karşıyım. 20 tane link gerçekten bazı özel indirim günlerinde valla oturdum saydım. 23, 26, 17, 18 tane link atanlar olmuş. Valla oturdum saydım yani. Hani kendi gözümle görmesem millet diyeceğim belki abartıyor ama ya bu gözler 23 tane link saydı, anladın mı? Bir gün zaten 24 saat 60 link atman lazım. Her neyse. Mantıklı bir sistem. Beğendiğiniz şeyleri, aldığınız şeyleri ya da işte önermek istediğiniz şeyleri paylaşıyorsunuz. İnsanlar da görüp beğenip alırsa size komisyon geliyor. Size insanlara bir ürün önermiş oluyorsunuz. Yararlı bir şey aldırıyorsunuz. Güzel dönüşler alıyorsunuz. Yani bir makyaj ürünü önermek gibi ya da bir makyaj tekniği önermek gibi insanlar hoşlanırsa bir artı oluyor. O yüzden karşı olduğum bir şey asla değil. Hatta bunu Instagram storylerimde açıkladım. Çünkü şimdi yani o link atanlar falan alınmasın. Çünkü yaptıkları kötü bir şey değil, anladın mı? Yani sadece miktarı beni yoruyor. Herkes de yormuyor. Bazısı da bayılır. Hani katalog gibi gezersin storyler arasında böyle. İndirim kataloğu geziyormuş gibi hissedebilirsin. Şimdi ben makyaja oturuyorum. Çünkü saat 12 oldu ya. 10'da açtım ben. 10.30'da kirpik boyuyordum zaten. İlk önce göz makyajımı yapmakla başlayacağım. Çünkü pigmentler, yeşil farlar havada uçuşacak. Göz makyajıma karar verip göz makyajımı yapıp daha sonrasında ten makyajına geçerim. Sağlam böyle oturaklı bir adam. Sana göre Boğaziçi'li olan, yaşı genç olan. Burhan Bey, o kafanızdaki ne Allah aşkına ya? Kardeşim, biletimi aldım, bu gece Gaziantep'e gidiyorum. Tüm süre içerisinde Şahika yılan Osman'ı da peşimi bırakır. İşte babam rahatsız, moralim yok falan. Ayağına ben de bu işten sıyrılırım. Şimdi kendi kirpiklerimi de boyayacağım. Aslında ilk önce kendi kirpiklerimi boyamam lazımdı. Concealer'la. Bak unuttum, görüyor musun? Bayağı olacak bence bu arada. Şimdi yeşil pigmentimi. Ya dur şunu alayım. Şu içleri çok önemli ya. Victoria yüzünden başınıza gelenlere bakın. Ben biyolojik baba adayım. Ne yapıyorsun ya? Bakın yok. Ben de insanım. Hadi hadi. Ben de insanım canım. Canım mı olacak? Neden? Kamerada birazcık allığım az geliyor. Yani az önce çok az geldi gözüme ama çok sürdüm. Sahte çil yaptım. Gördüğünüz gibi oha ne kadar değişik duruyorum. Az önce ışığın dibine girdim diye öyle geldim. Şimdi devam kısımlarını çekiyorum. Sonrasında makyajda çok güzel fotoğraflar da çekilmek istiyorum. Çünkü bayağı uğraştım ve çok hoşuma gitti. Özellikle dudaklarımdaki renk. Yani maske takmıyor olsaydık herhalde uzun bir süre bu renkle gezerdim. Burada birazcık daha kırmızı pembe gibi duruyor ama normalde daha bej bir nude. Şöyle bir kare çekmiştim. Tekrar böyle saçımdan alacağım. Bana şans dileyin. Makyajım, TikTok'um, her şeyim bitti. Şimdi YouTube'dan şeyi açmam lazım. TikTok versiyonuna indiriyorum şarkını. Yani orijinal şarkı değilmiş çektiğim ses. Evet, doğru. Şimdi şöyle kötü bir şey. Birazını yapmıştım ben kurgunun. Şimdi bu sesle umarım örtüştürebilirim. Yoksa tekrar yapmam lazım. Yes. Bitti be. Ve oldu. Oldu. Beğendim. Batım. Fotoğraf çekeceğim ve makyajımı silip yatacağım. Temizlik zamanı. Normalde haftada bir evde böyle çok büyük bir temizlik oluyor. Ama bugün cumartesi, çarşamba günü en son bu temizlik olmuştu ve diğer çarşambaya kadar evin çığırından çıkmaması için şimdi bütün evi güzelce bir süpüreceğim, çekeceğim.
Belki silerim de bilmiyorum. Çünkü bugün yapacak hiçbir işim yok. Birazcık ev toplamaca zamanı. Yani asıl sıkıntı mutfakta. Yani içim rahatladı. Süper oldu. Şimdi sıra geldi bu odaya. Maalesef benim kedilerim çok fazla böyle dağıtarak yiyorlar. Şu yerlerde gördüğünüz şeyler hep mama. Bunlar şimdi günlük mama kabı, kum kabı temizleme rutinimize geçiyoruz. Tüm evi temizledim. En sonunda kendimi temizledim. Çünkü o kadar ev temizleyince resmen bütün pislikler böyle kendi üstüme geçmiş gibi hissediyorum. Normalde benim yatağımı hatırlıyorsanız, eğer hatta ben çekmiştim diye hatırlıyorum ama bulabilirsem buraya yatak odamın önceki halini de koyacağım. Çünkü kestirmeden önce yatağımın başlığını çekmiştim diye hatırlıyorum. Gözüme küçük gelmeye falan başladı ve hiç hoşuma gitmemeye başladı. Ben de gittim yatağımın şuradaki ayak ucundaki ve başındaki şeyi kestirdim direkt. Bir elektrik testeresi olunca çok kolay kesiliyor bu arada. Hani 10 dakika falan sürdü. Bu sohbetimizde de bu vlogu sonlandırayım madem. Şimdi ben gidip Dudu'ya akşam yemeğini yedireceğim. Sonra belki Snowpiercer'dan bir bölüm izlerim ya da Avrupa Yakası izlerim, klasik. Eğer vlog hoşunuza gittiyse aşağıdan beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Öpüyorum sizi. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.